Fide üretim seramızdan herkese selamlar. 5 ay önce çelikleme yaptığımız lavanta fidelerimiz köklendi. Saksıda yetiştirmek isteyenler hakkında bu videomuzda kısa bilgiler vereyim. Lavanta bitkisi suyu sevmeyen, durgun suyu sevmeyen, güneşi ve sıcağı çok seven bir bitkidir. Yaklaşık olarak -10 dereceye, -15 dereceye kadar dayanan çeşitlerdir. Genelde şu an dikim zamanı başladı. Bir ay önce dikim yaptığımız lavanta fidelerimiz yanlardan hep dallarını çıkartmaya başladı. Kullandığımız saksılar yarım litrelik saksılar. Bir aydaki gelişmeyi de şöyle göstereyim. Aynı fide. Sadece şunun üst kısmını kopardık. Başka haricinde sadece saksıya dikim yaptık. Bu kadar çok gelişmesinin nedeni ise fidenin şu üç üst kısmını, yani yeni filizini koparttığınız zaman bitki artık büyümeyi bırakıyor. Yanlardan dal çıkartmaya başlıyor. Yani şu dalları. Böyle olduğu zaman da bitki direkt kendini gelişmeye veriyor. Alt kısmına bakarsanız kökleri göreceksiniz. Bitki bu sayede uzamayı değil de kendini geliştirmeye ve köklerini geliştirmeye zaman harcıyor. Şu an buradaki çok daha gelişmiş bir durumda. Kullandığımız karışımdan da biraz bahsedeyim. Hayvan gübresi, biraz perlit, bahçe toprağı, varsa bir de dere kumu. Özellikle dere kumunu tavsiye ederim. Veya çay kumu. Lavanta bitkisi suyu sevmediği için, daha doğrusu kökleri çok hassas olduğu için kökleri çürüm yapabiliyor. Bu yüzden dere kumunu veya pomza da olabilir. Pomza da iyi bir kaynaktır. Onları tavsiye ederim. Şunlar 5 ay önce köklendirmeye aldığımız çeliklerimiz. Bunlar full köklü olanlar. Şöyle oradan rastgele çekeyim. Şuradakiler de tam köklenmeyenler. Onlardan da şöyle çekebiliriz. Hepsini içlerinden ayırıyorum. Güzellerini buraya ayırdıktan sonra bu şekilde dikim yapıyoruz. Yaklaşık olarak bir dönüm. Bu sene tıbbi ve aromatik bitkiler ekmeyi düşünüyoruz. İçlerinde lavanta, biberiye, kekik, nane, altın otu, ıtır gibi bitkiler olacak. Bunların kısmet olursa hem yağını çıkartmayı düşünüyoruz, hem yaş olarak demet haline satmayı düşünüyoruz. Bir de kurutup değerlendirmeyi düşünüyoruz. Hem bu şekilde bahçeye gelirimiz olacak. Hem de bunların ilaçları ve gübresi olmadığı için bizim için kar olmuş olacak. Saksıya dikimden de bahsedeyim. Kullandığımız saksı yarım litrelik. Teku saksı. Bu saksıları tavsiye ederim. En az size 5-6 yıl gidecektir. Şuradan 2-3 tane fide alalım. Dikmeyi de göstereyim. Çok nazik bir bitki değildir. Genelde zaten tıbbi ve aromatik bitkiler çok nazlı olmuyor. Dikim yaptığınız her yerde gelişim gösterebiliyor. Sadece tek dediğim gibi lavanta suyu sevmiyor. Eğer toprağınız tutuyorsa mutlaka drenaj yaptırmanız gerekli. Drenaj yaptırdığınız zaman da hiç bir sıkıntı olmadan yetiştirebilirsiniz. Şu an piyasada yağı da pahalı bir şekilde gidiyor. Hem kozmetik sektöründe olsun hem de parfüm sektöründe olsun iyi fiyatlara satılıyor. Ayrıca tıbbi bir bitki olduğu için yağları da değerli. Kullandığımız karışım bu. Bu karışımı elekten geçiriyoruz. Hayvan gübresi, dere kumu. Şu an bunda perlit yok. Eğer perlit bulabilirsiniz, ondan da ekleyebilirsiniz. Biraz da bahçe toprağı eklerseniz çok daha iyi olacaktır. Elekten geçirmemizin sebebi içindeki büyük parçaların ayrışması. Şu an gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde saksıları almak mümkün olabiliyor. Şöyle saksımızı da dolduralım.
Şöyle bir delik açıyoruz. Bizim kullandığımız viyoller 104'lük viyol. 104'lük viyol tam büyük olmadığı için dikimi de rahat oluyor. Lavantamızı şu şekilde dikiyoruz. Şu seviyeye geçmiyoruz. Bunu her zaman dikkat edin. Her fide dikiminde bu domates olur, biber olur, salatalık olur, tıbbi bitkiler olur. Hatta fidanlarda bile mutlaka çıkan seviyede dikmek gerekli. Bizim seviyemiz, torf seviyemiz şurası. Buraya kadar doldurmak gerekli. Bundan sonra bu detayı atlamamak gerekli. Şu filiz kısmını yaklaşık olarak 1 santimden koparıyoruz. Gördüğünüz gibi bitkinin en uzundaki filizi koparttık. Böyle yaptığınız zaman bitki artık burada boylanmaya kesiyor, yukarı gitmiyor. Hemen yanlardan dalları çıkartıp köklere direkt aşağı iniyor. Fidancılar genelde fidan alırken kök budamasını ve dal budamasını yapar. Bu bitkilerde öyle bir özellik olmadığı için bunu atlamamak gerekli. Şu kökler ne kadar çok beyaz ve çoksa bitkiniz o şekilde hızlı gelişecektir. Bir de şu var, dikim yaptığınız zaman mutlaka can suyu verin. Onu da şöyle anlatayım. Buradan sulamayı yaptık. Mutlaka aşağı kısımdan su gelene kadar sulama yapıyoruz. Yani sadece şuraya kadar sulayıp bırakırsanız kökler buraya doğru inmez. İlk sulamayı yaptıktan sonra yaklaşık bir ay kadar hiç sulama yapmanıza gerek yok. Daha sonraki sulamayı ise gübreli suyla yapabilirsiniz. 1 litre suya 2 mililitre veya 3 mililitre solucan gübresi ekleyip sulama yapabilirsiniz. Hatta şöyle gübremi aklında bilgi vereyim. Yaklaşık olarak bu çelikleri dikeli 5 ay oldu. En son dikim yaptığımız şuraları. Gördüğünüz gibi zaten buraları ufak. Buraları da ufak. Şunlar hep sırayla gidiyor. En baştakiler zaten büyüklüğünü görebilirsiniz. Bunlar 2 parmak, ötekiler 4 parmak. Yaklaşık olarak fide boyu 10 ila 15 santim olduğu zaman mutlaka gübreleme yapmanız gerekli. Gübrelemeyi de ben solucan gübresi öneriyorum. İçinde organik madde olduğu için lavantalar için de iyi oluyor. Eğer içerisine amino asit eklerseniz bu soğuk havalarda bitkinin direncini artacaktır. Son olarak şöyle bir bilgi de vereyim. Biz yaklaşık olarak bir dönüm ekmeyi düşünüyoruz. Bunun için de dönüme en az bir 5 ton hayvan gübresi verirseniz hiçbir kimyasal gübre kullanmadan rahat rahat bu ürünleri yetiştirebilirsiniz. Tıbbi ve aromatik bitkiler olduğu için ben kimyasal gübre kullanmayı düşünmüyorum. Zaten bunları şifa olarak ekeceğimiz için kimyasal gübre kullanmaya karşıyım. Diğer bitkilerde kullanabilirsiniz. Domates, biber gibi. Bunları da kullanmayı tavsiye etmem. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.